Yiğit Bulut, Yeni Büyük Türkiye. Türkiye'de bazı malum paralel medya unsurları Büyük Türkiye dendikçe tam tersini ortaya atmaya çalıştıkça içimden daha çok yazmak geliyor. Yeni, büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye. 2001 krizinde bu topraklarda yaşama hakkımız olup olmadığının sorgulandığı günlerden, Türkiye'nin yeni dünya denkleminin yeni süper güç odaklarından biri olacağının konuşulduğu ve kabul edildiği günlere geldik. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler bize büyük olmayı öğreten büyük usta. Sevgili dostlar, yaşama hakkımız, mücadele etme azmimiz, gücümüz ve kararlılığımız kadardır. Bunu acı tecrübelerle yaşayarak öğrendik ama çok net öğrendik. Artık yolumuz açık ve kesin. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, hedefimiz asla değişmez. Türkiye 2023 Büyük Türkiye hedefine hızla ilerliyor ve bu yürüyüş durdurulamaz. Mücadele etme gücümüzü iç dış yerleşik unsurların görmesi ve bu gücün ortaya koyduğu psikolojik üstünlüğün altında ezilmeleri de bu noktadan sonra ayrı bir avantaj. Aslında bunun en güzel örneği basın sektöründe görülüyor. Son dönemlerde her türlü işbirliğine girerek Türk devleti ve hükümetine seçilmiş liderine, halkın iradesine, yönettikleri gazetelerde, yazdıkları köşelerde, yaptıkları programlarda hayasızca saldıranlar tek tek kendi istekleriyle istifa ediyorlar. Söz, yalan, iftira, şantaj, montaj, kısacası onlar için malzeme bitti. Korkak, cesaret verildiğinde acımasız, pompalanan cesaret kesilip yenilgi kesin olduğunda daha da korkak olur. Sevgili dostlar, Türk devleti tarihi bir dönemeci, halkının mücadele etme gücünü yaşam hakkını dönüştüren kararlılığıyla aşmış ve yeni 10 yıllık bir büyüme, genleşme kriterlerini daha iyi bir noktaya taşıyacağı sürece girmiştir. Tarih çöplüğünde geride kalanlar olmadan, inanın yol daha da aydınlık ve açık. Çok uzun süreden beri yeni bir süper güç doğuyor tezini detaylarıyla savunduğumda, bu ülkenin önünü kesmek isteyenler ve uzantıları ellerindeki her türlü imkanlarla bana, bize ve bu gidişi görüp anlatmaya çalışan her sese inanılmaz şekilde saldırdılar. Saldırıyorlar ve itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Sevgili dostlarım, bugün bu yazıyı yazdığım tarihte çaresizler ve her şeyi her şekilde söyledikleri için artık söyleyebilecekleri tek bir kelime, inandırabilecekleri bir kitle bile yok. Son 11 yılda yaşananlar, gelinen nokta, dik duruşun, gururun, onurun, ezilmeyişin, inanışın, hoşgörünün, olumlu olmanın neler getirebileceğinin kanıtı. Bu ülke 2001 krizinde dervişe ceket ilikleyip Süleymaniye'de başına çuval geçen günlerden bugünlere geldi. Uzun lafın kısası, yeni bir süper güç doğuyor. Doğum sancıları oluyor ama sonuç olarak yeni olanın güzellikleri yaşanarak yeni büyük cihanşümül Türkiye geliyor. Sonuç, yaklaşık 10 yıldır daha açık ifadesiyle 2003'te Süleymaniye'de çuvalı yırttığımızdan itibaren her yazımda, her programımda aynı tezi savunuyorum. Türkiye, yeni dünya düzeni içinde genleşecek ve ortaya yeni bir yaşam alanının tanımlandığı bir yapı çıkacak. İşte yapı ortaya çıkıyor ve açıkça görüldüğü gibi yeni bir süper güç doğuyor. Yaşama hakkımızı test etmeye çalışanlar ve yeniden test etmek isteyecek olanlara bir hatırlatma. Bu devlet ve millet yüzlerce yıllık bir geleceğe yön vermenin kararlılığı karşısında adım atmaya devam ettikçe bu duruş karşısında iç ve dış işbirlikçilerin esamesi okunmayacaktır. Not: 10 Ağustos'tan sonrası malumlar, paraleller, işbirlikçiler, içerideki taşeronlar ve efendileri için çok daha zor olacak. Türkiye adına, bu ülkenin ve bu coğrafyanın insanları adına çok güzel günler geliyor. Sabredin, dik durun ve dualarınızı, desteğinizi bu yolu açan büyük ustadan esirgemeyin. Yiğit Bulut, Star.